Arzu Yılmaz da konuşuyoruz. Kürdistan Erbil Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Arzu Yılmaz. Arzu, senle yaptığımız yayınların hemen ardından hep acayip şeyler oluyor. Yine en son konuştuktan sonra çok şey oldu. Bahçeli doğrudan gelsin Öcalan DEM Parti kürsüsünden konuşsun dedi. Ardından Ankara'da çok büyük bir saldırı oldu TUSAŞ'a. Çok çarpıcı, çok ürkütücü bir saldırı. Ama öğrendik ki TUSAŞ saldırısından birkaç saat önce de yeğen Öcalan, yani DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da Abdullah Öcalan'la görüşmüş. Aylar sonra tecrit kalkmış ve Abdullah Öcalan da net bir şekilde demiş ki silahların susturulmasına teorik ve pratik olarak hazırım. Bende bu yetkinlik var demiş. Böyle bir gündemle karşımızdayız ve bugünün en sıcak gelişmesi Devlet Bahçeli biraz önce Türkiye'de Kürt sorunu yok dedi. Biliyorsunuz şaşırmadık. Şimdi bu hengamenin içerisinde çok önemli, ilginç bir detay var. Kazan'da saldırının olduğu gün Erdoğan Kazan'daydı. Daha sonra uçakta dönüşte hiçbir Allah'ın kulu gazeteci kendisine Bahçeli'yi sormadı. Daha doğrusu sormamaları kendilerine talimat verilmiş, sormadılar. Erdoğan konuşmuyor sanki. Yani genel geçer terörün bitmesi falan gibi şeyler söylüyor ama mesela Bahçeli'nin gelsin Öcalan konuşsun, işte affa kadar gidebilecek bir kapı araladı Bahçeli. Mesela Erdoğan bu toplara hiç girmiyor. Sence neden böyle oluyor? Hatırlarsan Ruşen, bundan 3-4 hafta önce bu konulara ilişkin ilk görüşmeyi yaptığımızda ben de o zaman yine Erdoğan bir uçakla bir yerden geliyordu. Nereden geliyordu hatırlamıyorum ama çözüm süreciyle ilgili ya da Bahçeli'nin daha doğrusu HDP, DEM partilerle el sıkışması falan çözüm sürecine evrilir mi falan gibi bir sorular sorulduğunda o seyahat sırasında Anadolu Ajansı muhabirine İşte Ayşe Fatma, şimdi ismini hatırlamıyorum, o söylesin. Bunun altını çizmiştim ve bunun son derece garip bir şey olduğunu ve nihayetinde bir sonraki programda artık Devlet Bahçeli elinden bir çözüm sürecinin duyurulduğu aşamada da burada Erdoğan'ın açık bir şekilde geride durduğunu ve Devlet Bahçeli eliyle ve devlet adına bir projenin başlatıldığına dair, bir diyaloğun başlatıldığına dair gözlemlerimi paylaşmıştım. Dolayısıyla işin açıkçası bu hafta, bu birkaç gündür özellikle Erdoğan'ın bu konuda sessizliğine dikkat çekiliyor ama bu arka planı vermemin nedeni aslında Erdoğan en başından beri bu işlerde biraz bu gelişmeler konusunda bir adım geride duruyor. Şimdi kişisel olarak bu soruyu bundan 4 hafta önce sormuş biri olarak bunun ne anlama geldiğini ben de çözmeye çalıştım ve anladığım kadarıyla da mevzu şu. Aslında bu arada şunu da hatırlatayım, çünkü o programda bu hani son birkaç ayda kotarılan bir diyalog süreci değil, bunun arka planı olduğunu da söylemiştim. Ve bugün geldiğimiz aşamada benim en azından anladığım şu, aslında genel bir mutabakat İmralı, Kandil ve Ankara arasında varılmış. Bu genel mutabakatı ayrıca bir açarız. Ama şu geldiğimiz aşamada spesifik olarak Erdoğan'ın neden arkada durduğunun cevabıysa benim açımdan bugün itibariyle şöyle açıklanabilir gibi görünüyor. Çünkü bu genel mutabakat içerisinde usule ve yol haritasına dair de bir takım belli ki ayrıntılar konuşulmuş ve bu konuda uzlaşılmış. Bunlardan bir tanesi, usulden kastım, bir, Öcalan'la avukatlar görüşecek, iki, avukatlardan sonra siyasi bir heyet görüşecek. Aslında bu usul bağlamında bu ikisinden daha da önce Öcalan İmralı'dan çıkarılacak. Yani tutsaklığına son verilecek. Yol haritası açısındansa ilk aşamada ateşkes ilanı yapılacak ama ondan sonra ki bütün çatışmasızlık çözümü modellerinde olduğu gibi silahların bırakılması ya da nüanslı olarak Türkiye'ye karşı silahlı mücadelenin sona erdirilmesi ise
Bu ateşkes ilanından sonra anayasa çerçevesinde atılacak adımların nihayetinde ve bir anlamda son aşama olarak. Şimdi öyle görünüyor ki bu genel mutabakat Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bu usuller ve yol haritası konusunda en azından şu son 3 haftadır yaşadıklarımız bunu düşündürüyor. Bir görüş ayrılığına düşmüş görünüyor ve Devlet Bahçeli örneğin önce ateşkesin ilan edilmesi biraz önce tarif ettiğim gibi ya da önce Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılması gibi 3 aşağı 5 yukarı anladığım kadarıyla mutabık kanılan konularda Devlet Bahçeli ikna edilemediği durumda ve fakat bu diyaloğun bir barış sürecine ya da çözüm sürecine ya da benim kendi tarifimle çözümsüzlüğün şiddetten arındırılması sürecine evriltilebilmesi için de bölgedeki gelişmeler bir aciliyet arz ettiğinde ise Erdoğan ve Bahçeli arasında bu konudaki anlaşmazlıkta madem öyle buyurun siz yapınız. Hani ben tamamen şey bir senaryo yazıyorum hani burada bu arada hani senaryodan kastım hani buyurun siz önden buyurun deme halini kastediyorum. Devlet Bahçeli öne çıkmış, öne çıktı ve Devlet Bahçeli'nin öne çıktığında da söylediği şey neydi? Bir Öcalan vurgusu. Yani burada Devlet Bahçeli mevzuyu öyle bir ortaya koyuyor ki sanki Öcalan bu bir taraf değil, sanki Kandil'le Ankara arasında bir arabulucu gibi konumlandırıyor. Ki bu işin doğasına aykırı bir durum açıkça aykırı bir durum. Bir ikincisi ise dediğim gibi daha ilk ağzını açtığından beri hatta işte el yükseltip mecliste Öcalan konuşsun demesinin aslında arka planında bu öyle anlaşılıyor ki yol haritasında en son gündeme gelebilecek olan silahların bırakılmasını en başta Mehmet Uçum'un açıklamalarını da bu bağlamda dikkatini çekmek isterim. Çünkü Uçum da ısrarla bir müzakere yok diyor. Öyle biz müzakere yapmayız. Dolayısıyla da bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Devlet Bahçeli eliyle daha önceki süreçlerden farklı olacağı konusunda farklı aktörler de hatırladığım kadarıyla Efkan Ala da zaten açıklama yapmıştı. Dolayısıyla da demem o ki benim anladığım tabii ki yanılıyor olabilirim ama bu dediğim gibi bu mevzuyu ilk fark ettiğimden bu yana arkasında ne olabilir ki sorusunu cevabını bulmaya çalıştığımda benim vardığım sonucu böyle olduğunu düşünüyorum. Peki ortada şöyle bir mesele var. Mesele tabii ki. Şimdi taraflar buradaki aktörlere bakalım. Erdoğan daha önce zaten değişik meselelerle Abdullah Öcalan'ı referans göstermişti. Mesela Selahattin Demirtaş için bir gün İmralı Edirne'nin haddini bildirecek gibi laflar etmişti biliyorsun. 2019 yerel seçimlerinde Öcalan'ı kullanmak istemişlerdi vesaire. DEM Parti zaten Öcalan diyor, Sayın Öcalan diye işte tecritin kalkması vesaire. Bahçeli diyor, Kandil diyor. Kandil'den yapılan açıklamalarda da Başkan Apo diye kurulan cümleler var. Avrupa'da KCK diyor. Herkes Öcalan'da mutabık. Dolayısıyla hani bakıldığı zaman ortada bir sorun yokmuş gibi gözüküyor. Yani İşte Öcalan sorun gelecek, hayır ama tam bunu ben bunu soracak. açıklamaya çok affedersin Rüşen Tabii. tam da bunu açıklamaya çalışıyorum. Benim anladığım kadarıyla Kürt Siyasal Hareketi bu sürecin bakın Murat Karayalan açıklama yapıyor. Yaş tahtaya basmayız diye. Tabii. Zübük Aydar İşte bunu açıklama açmanı yapıyor. istiyorum zaten. Ben de onu söylüyorum. Yani burada Öcalan, herkesin Öcalan dediği bir yerde herkesin Öcalan'a yüklediği anlam ya da Öcalan'dan beklentisi farklı. Yani Öcalan Ben birleştiriyor. farklı, hayır. Ben farkı orada görmüyorum. Öcalan'dan beklenti farklı değil. Sadece Öcalan'ın bu süreçte konumunu nasıl yürüteceği, yani bir muhatap olarak Kürt Siyasal Hareketi'nin bir muhatap olarak Öcalan'ın işlevini görmesi için belli şartların yerine getirilmesini ön koşul olarak ortaya koyuyor. Bu net yani. Hani bakın Ömer Öcalan buluşmaya gitti. Israrla
yapılan bütün açıklamalarda bir vurgu var. Bu bir aile görüşmesi. Yani Kürt Siyasal Hareketi'nin benim anladığım kadarıyla bu sürecin şeffaf ve Öcalan'ın konumunun tanındığı, resmiyet kazandığı bir pozisyonda bu sürecin yürütülmesi konusunda bir daha yaş tahtaya basmayız derken bir kere bunu ön koşul olarak koyuyor. Bu eğer Öcalan böyle bir rol oynayacaksa bunu işte aile görüşmesi olmaz, avukatlar görüşecek. Avukatların görüşmesi yetmez, siyasi heyetler Öcalan'la buluşmalı. Çünkü dediğim gibi uzlaşmazlık çözümünde eğer bu formel ve literatürde yer aldığı biçimle ve şeffaf yürütülecekse Öcalan'ın bir müzakereci olarak muhatap alınması kadar hangi konumda, koşullarda bu müzakereyi yürüteceğinin de belli şartlarda, belli beklentiler bu konuda olduğu benim açımdan net. Dolayısıyla da Öcalan isminde evet bir mutabakat var ama mutabık olunmayan Öcalan'ın bu süreci devletin kafasındaki biçimle yönetmesi, usulden kastım o. Bir de Kürt Siyasal Hareketi'nin beklentilerine uygun yönetilmesi. Bir ikincisi ise tekrar altını çizmek isterim. İkinci bir mutabık olunmayan konununsa bu yol haritasında hangi adımların hangi sırayla atılacağı. Ve çok açık ki dediğim gibi Erdoğan'la anladığım kadarıyla Bahçeli'nin anlaşamadığı konuda o noktada tasfiye ya da silahların bırakılmasının en başa çekilmesi ve gerekirse Bahçeli'nin ya da işte uçumun ağzından anladığımız kadarıyla Öcalan üzerinde tek taraflı bir silahların bırakılması ilanı konusunda baskı yaratılması. Şimdi şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. PKK'nın yayın organlarında ya da PKK sözcülerinde Murat Karayılan ya da başkası ya da KCK'nın sözcülerinin de şeylerini gördüm. Zübeyir Aydar'ın, Remzi Kartal'ın ve bir takım yayın organları var biliyorsun Avrupa'da çıkan oralarda. Ve en son DEM Parti'nin parti meclisinin bildirgesinde çok güçlü bir şekilde Orta Doğu'daki dengeler, İran, Kürtlerin yeni dengelerde önemli bir rol oynayabileceği ve buralarda bir takım saflaşmalar olduğu yolunda çok açık göndermeler var. Yani ve şöyle bir hava çıkıyor anladığım kadarıyla ki bu tür metinleri yıllardır okuyup anlamaya çalışan birisi olarak. Şunu söylüyorlar anladığım kadarıyla Ankara'ya. Sizin bize ihtiyacınız var. Bizim istemediğiniz kişilerle yan yana durmamızı istemiyorsunuz. Yanınıza çekmek istiyorsunuz ama bunun bir karşılığı var gibi bir olayı bölgesel bir bağlama oturtma ısrarı var. Sence olay ne kadar bölgesel, ne kadar ulusal? Ben olayın en baştan zaten iç dinamikleri dışlamamakla birlikte belirleyici faktörün bölgesel gelişmeler olduğunu zaten söylemiştim. Onun için onu tekrarlamaya gerek yok. Ama burada senin söylediklerini biraz nüanslı yaklaştığımı söylemek durumundayım. Aynı metinleri ben de okuyorum ama o metinlerde evet Kürt tarafı bölgesel olana vurgu yaparken aynı zamanda bunun sadece hani bize ihtiyacınız var değil, Türkiye'nin de karşılıklı, yani Zübeyir Aydar çok açık söylüyor. Ne siz bizi bitirebildiniz ne biz bir şey yapabildik. Dolayısıyla da her iki durumda da eğer buna niyetiniz varsa biz evet sizinle başkalarından önce sizinle hareket etmeye hazırız diyor. Dolayısıyla da bu sadece Kürt tarafının söylediği bir şey değil ama aynı zamanda Türkiye tarafının da buna böyle baktığı açık. Zaten Ruşen dediğim gibi şeyle ilgili arka planda konuşulanla ilgili ayrıntılar yavaş yavaş çıkıyor. Açık söyleyeyim, geçen gün bir arkadaşımla paylaştım hatta. Bu mevzu gide gide iki millet bir devlet nihai sonucuna doğru ya da en azından bu müzakereler yürütülürken akılda böyle bir nihai nokta varmış izlenimi veriyor bana. Çünkü anlaşılan o ki
Zaten bu bir tek PKK ile değil, PKK ile bir tek ya da PKK ile bir kez anlaşma yapıldıktan sonra ya da belli bir aşamaya bu diyalog evrildikten sonra farklı Kürt gruplarının da Orta Doğu'da denkleme ya da bu diyalog sürecine dahil edileceği çok daha ütopik. Evet, bence de yani ben de bunu söylerken hani ağzımdan iki millet bir devlet lafı çıkarken ne söylediğimi benim de kulağım duyuyor ama günün sonunda hani Bahçeli'nin çıkıp da Erdoğan Öcalan gelsin de meclis kürsüsünden konuşsun demesi de bundan 15 gün önce hepimize son derece ütopik, inanılması güç geliyordu. Onun için gelişmeler belli ki çok hızlı ve bunun arka planı çalışılmış. Bu, tekrar ediyorum, bunu zaten hani detaylarına vakıf olmamakla birlikte bu diyalog sürecinin çoktandır yürütüldüğünün altını çizmiştim. Bugün açığa çıkan bilgileri toparladığım zaman da dediğim gibi sadece Kürtlerin Türkiye ile işbirliğini Orta Doğu kontekstine yerleştirme ısrarı ya da tercihi değil. Zaten Türkiye'nin bu mevzuya yaklaşımının da böyle olduğu net. Kaldı ki İmralı sürecinde de hatırlarsan o süreçte mottosu neydi işte? Kürtler Türkiye'yi bölmeyecek, Türkiye Kürtlerle büyüyecek. Şimdi geldiğimiz noktada ise ve fakat bunu daha ileri bir aşamaya bir sonraki aşaması ya da daha ileri bir aşamasında biraz önce tarif etmeye çalıştığım gibi yanılıyor olabilirim ama okumalarımdan anladığım bu hazırlıkların bugünden yarına değil ve fakat onu da tekrar altını çizeyim. Yani bu süreç eğer işleyebilecekse içeriden dışarı bir planlamayla işleyecek gibi görünüyor diye. Dolayısıyla da öncelikli değil ama süreç eğer murad edildiği bir şekilde işleyecek olursa Orta Doğu'da sürpriz herhangi bir sürpriz gelişmeye, örneğin İsrail-İran arasında doğrudan bir savaşın vuku bulduğu bir anda sınırların değişmesinin dahi bugün artık bir yeniden tıpkı 2010'ların başında olduğu gibi daha yoğun tartışıldığı bir aşamada iki millet bir devlet ile nihai bir sonuca varabilecek bir yol üzerinde taraflar hareket ediyor gibi görünüyor. Onun için bunu sadece Kürt tarafı üzerinden değil, Türkiye üzerinden de okumanın faydası olduğunu düşünüyorum. Şimdi Erdoğan'ın demin bahsettiğim uçaktaki sorulara verdiği cevaplarda çok önemli bir yeri Suriye işgal ediyordu farkındaysan. Erdoğan biraz Esad'la görüşemediği için biraz bozulmuş anladığım kadarıyla. Esad'la doğrudan temas kuramayıp Putin üzerinden onu ikna etmeye çalışıyor. Öyle anlaşılıyor. Çünkü bayağı anlatmış onları biliyorsun orada. Ve şunu da sürekli söylüyor. Amerika sonra bunları satacak diyor. Yani iki beklentisi var. Bir Esad'la anlaşıp bir şeyleri yapabilmek ya da en kötü ihtimalle ABD'nin artık işimiz kalmadı diyerek YPG'yi falan bırakması gibi bir beklenti ve burada da gözüküyor ki bütün bu olayların içerisinde Öcalan olayında diyelim bu yeni şeyde Suriye meselesi bayağı bir iktidarın kafasındaki temel sorunlardan birisi. Şimdi Amber'in zaman mazlumat değil miydi? O şeyin Kobani, mazlum Kobani. Mazlum Evet, Kobani. onunla yapıyor, bir röportaj yaptı, yeni bir Gördüm. röportaj. Ha bu arada Erdoğan şunu da söyledi biliyorsun. TUSAŞ saldırısını yapanların Suriye'den sızdığını tespit ettik dedi. Bir de böyle bir önemli bir vurgu. Bunun doğru olmadığını söylüyor Kobani ve bir de şöyle bir soruya çok net cevap veriyor. İşte Öcalan size şöyle şöyle derse ne yaparsınız diye sorduğunda Öcalan öyle bir şey demez diyor. O kadar. Yani başka hiç tartışmayı bile açmıyor. Şunu sormak istiyorum. Bayağı bir orada YPG, PYD ya da Suriye Demokratik Güçleri adı her neyse. Temel meselelerden birisi, en öne çıkan meselelerden birisi herhalde bu. Bütün bu süreç orada Ankara'nın razı olacağı bir duruma evrilebilir mi Suriye'de? Bu ilk aşamada değil ama hiç şüphesiz
aşamalardan bir tanesi olduğu benim nazarımda en azından net. Bakın Brüksel'de birkaç gündür Suriye konulu bir konferans devam ediyor. Orada Suriye Demokratik Meclisi üyesi, temsilcisi birinin yaptığı bir açıklama var. Ta 2021'de biz diyor, Fırat'ın doğusu ve batısı, yani Fırat'ın batısı dediğimiz zaman Türkiye'nin kontrolü altındaki Suriye muhalefeti ya da cihatçı güçler, batısı doğusu dediğimiz zamansa Rojava yönetimi, bu iki yönetimin birleştirilip Türkiye'nin garantörlüğünde birlikte çalışmasını önerdiğimizde oradaki Fırat'ın batısındaki yönetim kabul etmedi diyor. Ben bunu nasıl anlıyorum? Çünkü aynı dönemde yaşanan başka gelişmeleri de düşündüğümüz zaman bu Rojava yönetiminin kendiliğinden geliştirdiği bir inisiyatif olduğunu düşünmek bana biraz naiflik gibi geliyor. Ya da işte Fırat'ın batısındaki bu teklifi reddetmesini Türkiye'den bağımsız düşünmek yine aynı naiflik. Burada asıl mesele, örneğin o dönemde ben çok yakından takip etmeye çalışmıştım. James Jeffrey'nin yoğun temasları vardı. Israrla bu aslında Amerika'nın ideal planı, Suriye iç savaşı çıktığından bu yana orada işbirliği yaptı. NATO üyesi, sözde müttefiki diyelim, Blinken'da sanıyorum böyle tarif eden, Türkiye ile sahadaki stratejik ortağımız dediği Kürtlerin birlikte çalışmasını sağlamak. Şimdi dolayısıyla da bu işin böyle bir arka planı var ve bugün geldiğimiz aşamada da eğer sözünü ettiğim gibi bütün o demin parti meclisinin yaptığı açıklama ya da işte Türkiye tarafında ya da Kürt Siyasal Hareketi tarafında farklı aktörlerin yaptığı açıklamalarda ve senin de altını çizdiğin gibi bu bölgesel vurgu ucu açık neyin olabileceğini, hani her şey ya da şöyle söyleyelim, her türlü ihtimalin masada olduğu bir durumda, örneğin eğer İsrail Lübnan'daki çatış operasyonlarını tampon bölge kurma çabasını, örneğin Dürzilerle Suriye'nin güneyinde zaten Amerika Tanif'te bir üssü varken İran, Suriye ve affedersiniz Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırlarını da içine alacak bir tampon bölge kurduğunda anlaşılan o ki Amerika'nın kafasında tıpkı işte 1990'larda İran kuzeyinde ve güneyinde uçuşa yasak bölge, tampon bölge oluşturmaya çalıştığı gibi eğer işler dediğim gibi bütün ihtimallerin masada olduğu bir durumda güneyde hal böyleyken kuzeyde de Türkiye'nin desteklediği bu iki grubun birlikte Türkiye'nin garantörlüğünde bir tampon bölge oluşturulmasını ben Amerika'nın bu planı kafasında en azından B ya da C planı olarak tuttuğunu tahmin edebiliyorum. Tekrar ediyorum bunun çünkü bu yönlü çalışmalarına biz geçtiğimiz yıllarda sıklıkla tanıklık etmiştik. Onun için birincisi şunu söylemekte fayda var. Her ne kadar bu emperyalizm falan vurgusu yapılsa da şu hali hazırda ya da İsrail vurgusu, bakın eğer böyle bir Kürt ve Türk ortaklığı söz konusu ya da PKK ile bir anlaşma bölgesel ölçekte olacaksa bu ilk önce İsrail'e karşı değil İran'a karşı bir pozisyon almadır. Hükümet çok ısrarla ciddi bir hani bu işte artık algı yönetiminde profesyonelleştiği için hani bizim aklımızla dalga geçiyor sanıyorum hani zaman zaman. Neyse söylemek istediğim şu, eğer böyle bir pozisyon alınacaksa bu işte Anadolu'yu işgal etmesi ihtimali olan İsrail'e karşı değil, İran'a karşı bir pozisyona tekabül eder. Bunun da ötesinde zaten böyle bir pozisyon alması Türkiye'nin, İsrail'in bölgedeki en önemli müttefiki uluslararası alanda da Amerika'nın istediği bir proje ise eğer, böyle bir hikayede Türkiye, İsrail'e karşı ön alıcı bir hamle değil, bilakis İsrail ve Amerika'nın hali hazırda muhtemel planları çerçevesinde onlarla aynı tarafa düştüğü bir pozisyon alması anlamına gelir. Neyse dediğim gibi bunların hiçbirinin hani hangisinin olacağı olmayacağı bunlar ucu açık. Ama hali hazırda geldiğimiz aşamada bir bu mevzuda
anlaşılamayan, mutabık kalınan belli başlı temel parametrelerde benim anladığım kadarıyla mutabık kalınmış ve fakat bunun yol haritası hangi sıralamayla hangi adımların atılacağı ve bu çerçevede Öcalan'ın muhataplık pozisyonunun hangi usuller esasına göre yürütüleceğine ilişkin varılan bir mutabakatın yürütülmemesi mi ya da bu konuda henüz mutabakat sağlanmaması mı onu bilmiyorum. Ama benim anladığım Erdoğan ve Bahçeli arasındaki ayrımdan buna ilişkin bir en azından anlayış birliği sağlanmasına rağmen bundan farklı bir Bahçeli eliyle sürecin yürütüldüğünü görüyoruz. Bir üçüncüsü ise eğer bu süreç içeride bu usul ve yol haritası handikapları aşılarak içeride bir zemin bulacaksa bunun nihai aşamasının bölgede Kürtlerin ve Türklerin ortaklaştığı bu yönüyle İmralı'ya benzeyen ama İmralı'yı da aşan bir nitelikte bölgedeki her ihtimale karşı en ütopik olanı iki millet bir devletli bir çözümü bile ihtimal dahilini alan bir projeksiyonla hareket ettiklerine dair en azından dediğim gibi benim ulaşabildiğim, okumalarımdan anlayabildiğim, ulaşabildiğim bilgiler çerçevesinde gördüğüm bu. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Kısaca cevaplarsan sevinirim. Çünkü diğer konuklarımız da var. Sizin orada Erbil'de, yani bu Türkiye'de yaşananlar nedeniyle Kürdistan bölgesel yönetimdeki seçimleri konuşamadık. Orada bir şeyler oldu, hükümet kurulamadı herhalde bildiğim kadarıyla. Neyse bunlar bir yana, şunu sormak istiyorum. Irak Kürtleri parça parça ya da bir bütün olarak bütün bu olayların içerisinde, Türkiye'de yaşanan bu olayların içerisinde bir etkisi, bir rolü olabilir mi? En son seçimden hemen önce Neşirvan Barzani Türkiye'deydi, Ankara'daydı, Erdoğan'la buluşmuştu. Daha önceki dönemlerde Mesut Barzani'nin çok Erdoğan'la yakın ilişki içerisinde olduğunu biliyoruz, çözüm sürecinde vesaire. Irak Kürtlerini burada bir rol bekler mi? Rol bekliyor, bunu konuşmuştuk sanıyorum seninle zaten. Ben söylemiştim, hatta Kamışlı vurgusuyla bunu söylemiştim. Yani Erbil'in Kandil'den çok Kamışlı'yla kurulacak ilişkilerde bir arabuluculuk rolü oynamasının ihtimal dahilinde olduğunu. Ama burada özellikle altını çizmek istediğim şey şu, eğer illa tarif etmek gerekirse bu kontekste ortaya çıkan çerçevede Erbil'in pozisyonunu arabulucu olarak değil, bir taraf olarak bu bölgesel ölçekte Türkiye'nin Kürtlerle birlikte yeni konumlanışında bir taraf olarak tarif etmek daha doğru olur gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi bir kez bu mevzu PKK ve Ankara ve İmralı arasında PKK üzerinden bir uzlaşmaya varıldığında ya da belli bir aşamaya gelindiğinde dediğim gibi bu sadece Türkiye Kürtlerini değil Orta Doğu ölçeğinde farklı Kürt aktörlerinde bu diyalog ya da çözüm sürecinin tarafları olarak konumlanmasını öngörüyor ya da öngörülmüş gibi görünüyor. Onun için böyle yani başlangıçta arabulucu olabilir ama nihayetinde eğer her şey yolunda giderse bu işin bir tarafı olarak konumlanması muhtemeldir. Çok teşekkürler Arzu, değerlendirmelerin için çok önemli şeyler söyledin. Çok sağ ol. Seni daha sık rahatsız edeceğiz. Onu farkındasın anladığım kadarıyla. Çok teşekkürler.